Okulların başlamasının en iyi yanı nedir biliyor musunuz? Şakalar. Hazır buraya bakmazken en iyi şu ketçapla bir şaka yapayım. Tabağı ketçapla dolduruyorum. Biraz da tuz ekleyeyim. Harika olacak. Oo, sıcacık. Ellerim üşümüştü ama artık üşümüyor. Bir dakika, tabak ellerini mi ısıtıyor? Tabii ki. Denemek ister misin? Al. Bilemedim. Bana ısıtıyor gibi gelmedi. Ve bam! Kandırdım. Bu ne dersin peki? Yüzüm. Şimdi ikimiz de ketçapla kaplandık. Oyun hamuru ve her türlü kille oynamak çok eğlenceli. Müthiş bir heykel yapacağım. Hayır, bu iyi değil. Daha fazla oyun hamuru lazım. Bu sefer kesinlikle tam bir başyapıt ortaya çıkaracağım. Ve bitti, evet. Ha, bu da kötü oldu. Sanırım bu işte pek iyi değilim. Hayır, sadece biraz daha gayret etmeliyim, o kadar. Ve işte, başardım. Müzelere layık bir başyapıt. Ay, bu kilden kız çok güzel, onu çok seviyorum. Aa, Annie ne yapıyor orada? Vay canına. Onun kilden kızı tanrıça gibi. Ay, ona zarar vermeyecektim ki. O benim heykelim, yani bana ait. Senin elindeki de ne? Aman tanrım, senin yaptığın da bu mu? Çok komik. Eciş bücüş olmuş. Annie kilden yaptığım kıza çok kötü davrandı. Oysa o ona hiç kötü bir şey yapmamıştı. Kafamın dağılması için biraz da kıza ihtiyacım var. Annie'ninkinden daha iyi bir heykel yapmalıyım. Bir dakika. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Annie bana kötü davrandığı için pişman olacak. Öncelikle pembe bir oyun hamuru gerekli. Küçük bir parça koparıyorum. Ve top şeklini alana kadar yuvarlıyorum. Sonra yassıltıp iletkimi alıyorum. Hamurun kenarlarını düz şekilde kesmek için iletkinin düz kenarlarını kullanıyorum. Dört kenara da aynısını yapıyorum. Düz kenarları olacak. Güzel, harika görünüyor. Şimdi sıra sakız ambalajında. Harika olacak. Bir sakızın kağıdını açıyorum ve işte neredeyse aynı görünüyorlar. Kimin heykeli kötüymüş bakalım Annie. Sakızı çıkarıp yerine oyun hamurunu koyuyorum. Sonra da kağıtla kaplayıp sakız paketine yerleştiriyorum. Aynen böyle. Şimdi şaka zamanı. Hey Annie, biraz sakız ister misin? Al, sana özel bir tane. Oo, bu çok taze ve yumuşak görünüyor. Ay, ağzına sokuyor. Evet, bunu gerçekten yaptı. Yaptığım sahte sakızın hepsini ağzına attı. Gerçeği anladığındaki yüz ifadesini görmek için sabırsızlanıyorum. Bu sakızda bir sorun var. İğrenç. Bu sakızı hemen ağzından çıkarmam gerek. Tüküreceğim. Doğruca yüzüme tükürdü. Tadı berbat. Bir dakika, bu sakız değil ki. Anlaşılan bu rantı 2'ye 2 beraberiz. Gelecek hakkında yorum yapmak için tarihi bilmek önemlidir. Çünkü geçmişi bilmeden geleceği anlayamayız. Evet, tamam. Bence de mantıklı. Of, bu ses de ne? Annie tırnaklarıyla masada ritim tutuyor. Hey Annie, tırnaklarını tıkırdatmayı bırakır mısın? Çok dikkatli atıyor. Ay pardon, böyle yaptığımı fark etmedim bile. Önemli değil, durduğun için teşekkür ederim. Çalışmaya devam. Bir dakika, bu yeni ses de ne? Annie parmaklarını mı çıtırdatıyor? Ve de boynunu. Öbür tarafı da mı? Aa, bu beni çıldırtacak. Aa, Kate pardon, bu seni rahatsız mı ediyor? Tamam, duruyorum. Teşekkürler Annie, çok sağ ol. Tamam, her şey yolunda. Sadece derse odaklanmalıyım. Demin söylediğini duyamadım. Umarım tahtaya yazar. Belki de önemli değildir. Şaka mı bu? Şimdi de kalemini açıp kapıyor. Bitmiyor bir türlü. Pekala. Bütün söylediklerimden sonra kim tahtaya gelip anlatmak ister? Ben de, ben yapabilirim. Oo, aptal kalem. Onu kırmak istiyorum. Sanırım aklıma Annie'ye yapılacak harika bir şaka geldi. Bu müthiş olacak. Elimde onun mavi kalemi ve benim mavi gazlı kalemim var. Boyama yeteneğimi konuşturma vakti. Kalemin tutma kısmını düzgünce mavi gazlı kalemle boyuyorum. Tamamı boyanmalı. Böylece kalemi eline aldığı anda tuzağa düşecek. Biraz daha kaldı. İşte bu kadar. Annie için şaka kalemi hazır. Geliyor. Şu kalemi kaldırsam iyi olacak. Kalemi aldı. Ah, buna pişman olacak. İşe yarıyor mu?
Eli maviye boyandı mı? Oo, gerçekten işe yarıyor. Evet, parmaklarına bak. İşler daha da güzelleşiyor. Şimdi de yüzüne dokundu. Üf, bu ders çok sıkıcı. Elimdeki de ne böyle? Hem de her yere bulaşmış. Keyif, yüzünde mürekkep var mı? Evet, biraz. Öğretmenim, tuvalete gidebilir miyim? Ay Annie, yüzüne ne yaptın? Hemen git. Teşekkürler. Öf, nihayet sessizlik. Artık konsantre olabilirim. Anlaşılan 3'te 2 öndeyim. Bu ses de ne öyle? Biri derse yemek mi yiyor? Selam Annie, cips yiyorum. Çok lezizler. Oo, bayağı iyi görünüyorlar. Bir tane alabilir miyim? Hayır, olmaz. Bunlar benim cipslerim. Kimseyle paylaşmam. Bir tanecik lütfen. İyi, peki. Bir tane alabilirsin. Al işte bir tane. Onu yaladın. Islak yalanmış cips istemem. O zaman bana daha fazla kalır. Ders bitti. Bir telefon edeyim. Kalemimi kaldırayım. Ah, kek gitti. İşte bir fırsat. Merhaba cipsler. Annie'ye gelin. Bir dakika. Daha iyi bir fikrim var. Kola. Cipsin yanına içecek iyi gider. Tamam, şimdi lezzetli bir cips oldu. Evet, gerçekten tuzlu ve harika. Şimdi sıra kolada. Evet, çok tatlı ve ferahlatıcı. En iyi ikili. Oo, aklıma müthiş bir fikir geldi. Pekala, cipsleri kutudan çıkarayım. Şimdi boş cips kutularına kola kutusunu yerleştireyim. Tam oturdu. İşte bu kadar. Şimdi sıra cipslerde. Onları kolanın üstüne kutuya geri koyuyorum. Tamam, hepsi içinde. Tam da zamanında. Kate dönmeden masasına koyayım. Pekala, işte geldi. Çok beklemem gerekmedi. Evet, biraz daha cips yiyeyim. Aa, neler oluyor? Cips kutusundaki sıvı şey de ne? Aman tanrım, her yere döküldü. Cipslerini paylaşmazsan işte böyle olur. Telefonuma da dökülmüş. Bana hemen pirinç lazım. Hak ettin Kate. Ve böylece şaka savaşında eşitlendik. İşte bu yüzden natürmort konusunda ustalaşmak önemlidir. Kim denemek ister? Beni seçin, gönüllüyüm. Pekala Kate, gel lütfen. Ben mi? Peki. Bu hiç adi değil. Tahtaya ben çıkmak istiyordum. Her şeyi Kate alıyor. Boyası orada. Bu bana bir fikir verdi. Evet, bu harika olacak. Şimdi bu boya kutusunun kapağını açayım. Şimdi de kağıtlarını alayım. Boya kutusunun üstüne koyuyorum ve dikkatlice ters çeviriyorum. Tepkisini görmek için sabırsızlanıyorum. Deli olacak. Ben geldim. Vay canına Annie. Resim harika olmuş. Zil çaldı. Ders bitti. Eşyaları toplayalım. Resmini unutma Kate. Hatırlattığın için teşekkürler. Aa, olamaz. Bütün boya her yere döküldü. Of, defterime de döküldü. Hepsini temizlemek çok uzun sürecek. Her yer sarı boya oldu. Bir daha asla sarı renk kullanmayacağım. Yeter artık Annie. Bunu ödeyecek. Onu asla affetmeyeceğim. Anlaşılan ben öne geçtim. Kate, artık pes edebilirsin. Bu çok önemli çocuklar. İyice not tutayım. Bunlar sınavda kesin çıkar. Ay! Duydum, kimse kız çiğniyor. Annie, sen çiğniyorsun. Gel buraya. Ben değilim, Kate'ti. Aa, öyle mi? Kate, gel buraya. Sakızını hemen çöpe at, hemen. Peki, ne yapayım? Annie, sen tam bir ispiyoncusun. Sakızı patlatan sendin. Annie, çok kötüsün. Ay, oyun hamurunu masadan düşürdüm. Evet, hamur tekrar işe yarayabilir. Şimdi sıkı bir intikam şakasının zamanı geldi. Kapağı açıp küçük bir parça hamur alayım. Üstüne bastırıp yağ sıltayım. Şimdi de kalem kullanmalıyım. Üstüne çentikler atıp çukurlar yapayım. Evet, harika görünüyor. Kullanıma hazır.
Dikkatlice elinin saçından bir tutam alayım. Yakalanmamam lazım. Şöyle çevresine sar. Umarım beni yakalamaz. Hemen bitirmeliyim. Ve bitti. Olamaz. Elinin saçına sakız yapışmış. Sakız iğrenç. Çıksana. Çık şuradan. Bir dakika. Bu sakız değil. Yine oyun hamuruyla şaka yapmışsın. Sonuç 4-4. Anlaşılan ikimiz de şaka konusunda iyiyiz. En son ne zaman şaka yaptın? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için 1-2-3-Go School YouTube kanalına abone olmayı unutma.